Merhabalar efendim. Öncelikle sizleri tanıyabiliriz. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Taha Faydacı, TÜMOSAN'da Proje Yönetim Müdür Vekili olarak çalışıyorum. Taha Bey, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAEXPO'dayız. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biz SAEXPO'ya düzenlendiği günden beri her fuarda katılan bir firmayız. Her fuara da yüksek önem veriyoruz. Ürünleri gamımızla birlikte, yani bütün kritik ürünlerimizi burada sergileyerek SAEXPO'ya katılıyoruz. SAEXPO bizim için önemi yerli ve milli anlamda Türkiye'de bu kadar büyük bir kümelenmenin olması ve bu yerli firmaların bir fuarla bir araya gelmesi. SAEXPO'da gördüğünüz ürünlerimiz arasında bizim askeri kara araçları ve alt sistemleriyle alakalı Türkiye için çok kritik yerli ürünler var. Efendim, bu ürünleriniz nelerdir acaba? Bize kısaca böyle bir anlatabilir misiniz? Hatta ya sergilediğiniz yeni ürünleriniz var mı? Onunla ilgili kısa bir değerlendirme. TÜMOSAN kara araçlarında ve marin sektöründe oldukça enteresan bir firma. Neden? Alt sistemden başlayıp sistem seviyesine kadar farklı seviyelerde ürün geliştiren ve bunların üretimini de yapan bir firma TÜMOSAN. TÜMOSAN bildiğiniz üzere 1976 yılından bugüne kadar yerli motor, T gövde gibi alt sistemleri otomotiv sektörü için, traktörler için geliştiren ve bunları savunma sanayinde de değerlendiren bir firma aslında. Bugün standımıza geldiğinizde askeri taktik tekerlekli kara araçlar için geliştirmiş olduğumuz 4 ve 6 silindirli yeni nesil motorlarımızı görebilirsiniz. Yeni nesil dememin sebebi de şu: bunlar common rail hatta sahip, yani elektronik kontrol ünitesine sahip, diğer askeri kara araçlarında da kullanılan dünyayla benzer seviyedeki ürünler olması sebebiyle yeni nesil olarak adlandırıyoruz. Bunun haricinde standımızda yine otomatik tork konvertörlü transmisyonumuzu görebilirsiniz. Türkiye'de sıralı tip olarak isimlendirdiğimiz bu taktik tekerlekli araçlar için geliştirilmiş olan tek transmisyonda yine TÜMOSAN'ın standında bulunmakta. Bunun haricinde askeri kara araçlarını kullanan diğer alt sistemler de yine standımızda yer alıyor. Diferansiyel olsun, tekerlek göbeği olsun, şaft olsun, transfer kutusu olsun, bunları bir bütün olarak geliştiren bir firma TÜMOSAN. Tabii ki bunların hepsini geliştirdikten sonra bu kadar kritik alt sistemleri çalışan bir firma, sonuç olarak da PUSAT askeri kara aracı gibi Türkiye'nin yerli transmisyon ve motora sahip tek askeri taktik tekerlekli kara aracında standında sergilen bir firma TÜMOSAN. Bunların haricinde bir yeniliğimiz daha var. İDE fuarında sergilemeye başlamıştık. Teslimatlarımız devam ediyor. Marin sektörü. TÜMOSAN içinde son 5 yıldır yeni açılmış bir alan marin sektörü. Askeri kara araçlar için geliştirdiğimiz bu motorları bizler bugün Ares firmasının ULAK isimli silahlı insansız deniz aracı ve tersanelerine genel müdürlüğün katır tekneleri içinde yine geliştiriyor ve seri üretimde teslim ediyoruz. Bu da çok kritik bir konu. Marin sektöründe Türkiye'de ilk defa yerli bir motor teknelerde kullanılıyor. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde TÜMOSAN'ın hangi ürünleri kullanılıyor? Bir de yurt dışı planlarımız, projeleriniz neler? Yurt dışında hangi ülkeyle tedarik sürecini gerçekleştiriyoruz? Askeri kara araçları tarafında bakarsak öncelikle TÜMOSAN'ın devam eden birden fazla projesi var. Motor, bunlardan en başında gelenleri. Motor konusunda FNSS firmasıyla uzun yıllardır devam eden projelerimiz var. Bunların haricinde marin sektöründe de biraz önce bahsettiğim gibi Ares'in insansız deniz aracı için tamamladığımız, şu an kalifikasyon aşamasında olan bir marin motorumuz ve güç grubumuz var. Burada yabancı bir şirketin transmisyonuyla birlikte, marin transmisyon bu, dünyaca ünlü bir şirket, bununla birlikte bir güç grubu da yaptık ve bunun tamamen insansızlaştırılması çalışmasında kendi yaptığımız kontrol üniteleriyle Meteksan'ın bu insansızlaştırma çalışmalarına bir parçası olmayı başardık. Bunun haricinde içeride devam ettiğimiz yerli tarafta Tersanen Genel Müdürlüğü'ne bir teslimatımız var. Katır tekneler için yerli marin motorlar. Yine burada da bir güç grubu ve kontrol üniteleri var. Katır tekneleri için yapıyoruz bu projeyi de. Bunun da seri üretimle doğrudan teslimatını yaptığımız bir proje. Bunların haricinde bizim yaklaşık 50 yıldır ürettiğimiz, kendi üretimimiz olan yerli motorlarımız var. Fabrikamızda 100 binlerce adet üretilmiş bir motordan bahsediyoruz. Bunlar da askeri envanterde farklı ihtiyaçlar oldukça kullanılan, tedarik ettiğimiz, satışını yaptığımız ürünler. Bir yandan da şu an açıklayamayacağım, devam ettiğimiz, görüştüğümüz projelerimiz var Savunma Sanayi Başkanlığı'yla. Bunlar da yakın zamanda basına duyurulacaktır diyebilirim. Çok teşekkürler. Sağ olun.